Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Ümit. Kanalımı takip ediyorsanız şu sıralar nelere sardığımı az çok biliyorsunuzdur. Nelere sardığımı bilmiyorsanız hemen yukarı koyacağım karttan nelere şu sıralar merak saldığımı görebilirsin. Yine bu merak saldığım şeyle alakalı kutusunu ben daha önceden açtım. Fakat ben bunları tek tek yine de size göstermek istedim. O yüzden kutudan çıkanların hepsini tek tek size göstereceğim. Kısaca bir özet geçmek gerekirse bu aralar bitki yetiştirmeye, kaktüs yetiştirmeye, sukulent yetiştirmeye, böyle egzotik bitkilere çok sardım. O yüzden bunlarla ilgili alışverişler yapmaya başladım. Ha, ayrıca başka bir hobim daha var tabii ama ona henüz başlamadım. Onunla ilgili videolar çekmedim. Onlar da gelecek yakında. Bu alışverişlerimin hepsini Zen Garden diye bir siteden yapıyorum. İzmir'de bunların fidanlıkları, işte yerleri falan oradan gönderiyorlar. Kaktüs tohumlarım için kaktüs toprağı aldım 2 litre. Ama bundan 2 paket var çünkü bir tane de kaktüs toprağı yetiştirme seti aldım. O da şu şekilde geliyor. Kaktüs yetiştirme seti olarak. Bu böyle tam olarak çözemedim ama kuvars kum mudur, öyle bir şey. Okuyup sitesinden bunları ekeceğim. Ekerken de onların da videosu tabii ki gelecek. Şunu bir kenara ayırayım. Burada çok tatlı şeyler var. Bu etobur bitki toprağı. Kendime Venus Flytrap aldım. Tohumlarını aldım daha doğrusu. Ekip kendim yetiştirmeyi deneyeceğim. O da tabii ki bir video olarak gelecek. Onu da size göstereceğim. Etobur bitki toprağı. Aklınızda bulunsun. Eğer ola ki etobur bitki tohumu alacaksanız etobur bitki toprağı almayı unutmayın. Çünkü sadece ona ekiliyor. Ve ufak bir not daha geçeyim. Yağmur suyu ya da kaynatılmış ve dinlenmiş su olması gerekiyor ekebilmeniz için. Şöyle 5 litrede perlit aldım. Bunun kullanım amacı şu. Kullandığınız torfun içinde hem su geçirgenliğini yüksek tutmak hem de bu perlit denilen malzemenin kendisi işte torfun içinde su tutuyor. Yani böyle çok anlatamadım ama su taşıma özelliğine sahip, ayrıca su geçirgenlik özelliğine de sahip. Böyle değişik bir şey, yanlış hatırlamıyor isem. Şuna benziyor içindeki, böyle beyaz kum gibi, taş, çakıl gibi. Ve benim en çok sevdiğim şey bu oldu. Bu minik bir sera arkadaşlar. Şöyle 3 tanesi birlikte geldi. Aslında ben bunu fotoğraflarda gördüğümde şöyle şu kutu kadar bir şey zannediyordum ama geldiğinde ya bu kadar mı küçükmez yaptıktan sonra bana çok şirin geldi. İki de böyleymiş. Bunu almamın sebebi de içinde çimlendirme yapmam olacak. Şunu bu şekilde ekiminizi yaptıktan sonra böyle kapatıyorsunuz şuralarında. Ve bu size mini bir sera oluyor. Hem havalandırması olmuş oluyor şu yanlardan. Hem de içeride nemi tutabiliyor. Suladığınız zaman seranızı açıp viyolilerin içinden akan su şuradaki hazneye toplanıyor. O haznede toplanan su da seranın nemli kalmasını sağlıyor. Ve böylece bitkilerinizi güzel ve rahatlıkla çimlendirebiliyorsunuz. Kutunun içinde başka bir şey yok. Sıra geldi. Ben bunda neleri çimlendireceğim? Tek tek hepsini göstermeliyim. Göstermezsem ne olur, çatlarım. Ümit kafayı yemişsin diye olabilirsiniz ama gerçekten yedim sanırım. Bu korona beni çıldırtmak üzere. Şöyle burada bir sürü şey var. Faturaları kenara atalım. Zen Garden bana hediye göndermiş. Tohum hediyesi. Neymiş bu? Beyaz Bodur Elysium tohumu. Teşekkürler Zen Garden. Şimdi aldığım tohumlara geçiyorum. Norway Maple diye bir ağaç aldım. Ağaç tohumu aldım. Bu bonsai yapmada kullanılan bir ağaç. Ama ben bunu bonsai olarak kullanacak mıyım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Belki bundan bakayım. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tohum falan var. Belki bir tanesini bonsai yapmaya çalışırım. Çin kara ağaç. Sonra sempervivum tohumu türleri, yani daha doğrusu sukulent bitki tohumu, bu karışık.
Bunların hepsinin linkini de aşağıya koyarım. Olur da böyle merak edip almak isterseniz oradan bakıp alabilirsiniz. Japon porsuk ağacı. Şu Japon porsuk ağacıyla bunun çimlendirmesi de sanırım çok zor. Tohumu buzdolabına atıp bekletmeniz gerekiyor. Nemlendirmeniz gerekiyor. Öyle bir sürü şey vardı. Umarım beceririm. Bu salkım akasya tohumu. Çoğunuz salkım akasyayı biliyordur. Diğer adı ne? Salkım söğüt de olabilir. Diğer adı. Avustralya şişe ağacı. Diyeceksiniz ki Avustralya şişe ağacının burada ne işi var? Avustralya'da yetişmez mi? Yetişiyormuş yani her yerde. Öyle yazıyordu. Passiflora quadrangularis. Bu da bir sarmaşık tohumu. Böyle yaklaşık şu kadar falan meyveleri oluyor. Umarım bunu da çimlendirmeyi beceririm. Burada doğal kalabaş. Susak tohumu var. Burada da ince uzun sarı susak tohumu var. Onları hemen geçiyorum. Burnum kaşındı. Burada Acer diye okuyacağım. Kusura bakmayın. Acer akça ağaç tohumu var. Akça ağaç soğuk uygulamalı çimlendirme. Arkasında da nasıl çimlendirileceği yazıyormuş. Bu neymiş? Bodur sarı Cassia glaucia mı? Ne bu be? Glaucia. Yani okuyamıyorum, isim çok zor. Afrika mavi salkım ağacı. Ya hep böyle Türkçe yazsanız da kardeşim, bu ne ya? Ben bunu nasıl okuyayım ki? Blosanthus spesocoscomo. Blosanthus socomoscomo. Rectum sempra. Bu da rectum sempra arkadaşlar. Neymiş? Leptospermum. Bu ne tohumuydu? Hatırlamıyorum. Öyle önüme gelen tohumu almışım. Şekli cemali hoşuma gittiği için. Burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 farklı bitki tohumu var. Şimdi bunların hepsini tek tek mi video çeksem, yoksa hepsini bir kere de ekip öyle mi video çekmeye başlasam, emin değilim. Şimdi arkadaşlar, Zen Garden'dan aldığım ürünlerimin, tohumlarımın, seralarımın hepsi bu kadar. Bundan sonra da bu tohumların hepsinin ayrı ayrı videoları gelecek. Ya aslında hepsini bir kere de yapmak isterdim ama hepsinin çimlendirme şekli, çimlendirme tarzı farklı. O yüzden hepsini ayrı ayrı yapacağım. Özellikle etobur bitkiydi, oydu buydu falan, hepsini tek tek sırayla yapacağım. Ve gelişmelerini de sizlere yavaş yavaş bir seri halinde aktaracağım. Bunların hepsi kanalda bir seri halinde devam edecek. Bu videom bu kadar. Umarım aldıklarım hoşunuza gitmiştir. Başınıza açacağım şeyler hoşunuza gitmiştir. Ve severek hepsini izlersiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, aşağıda yorumlarda bana fikir vermeyi, eğer bildiğiniz bir şey varsa bu tohumlarla ilgili benimle paylaşmayı sakın unutmayın. O aşağıda küçük çan var ya, ona da bir tıklayıver. Hadi görüşürüz, bay bay. Bırak beni be!